Lise sona kadar kekemeliğimi hep sakladım. Dışlama ve ayrımcılaştırma görüyoruz. Kekemeliğimin geçmeyeceğini öğrendim. Bunu kabullendim. Dedim ki, Hiç söylüyorum, takılıyorum. İki kere de söylüyorum. Benim orada anlattığım bir şey var. Dinle bence. Benim için bir tutku. Sözcükleri kullanmadan da konuşabildiğim ve kendimi ifade edebildiğim bir sahne orası. Tango yaparken ben cümlelerimi vücut dilimle kuruyorum. Ve o sahnede gerçekten de çok konuşuyorum ben. Çünkü ben kekeleyen bir bireyim. Merhabalar, ben Özüm Kiper. 5 yaşından beri kekeliyorum. Normal akıcılıkta konuşan birisi için ismini söylemek çok basit bir şey olabilir. Ancak bizim açımızdan zorluk yaşıyoruz. Benimkisi blok kekemelik. Blok yaşadığım zamanlarda nefes akışı kesiliyor. Birkaç saniyelik sessizlikler yaşıyorum. Türkiye'de kekeleyen bir birey olmak çok zor. Çünkü toplumda ne yazık ki kekemelik tam olarak bilinmiyor. Yani insanlar kekeleyen biriyle konuşurken ne yapması gerektiğini bilmiyorlar. Mesela göz temasını devam ettirmek ya da kelimesini tamamlamamak gibi. Şu baykuşlar ne kadar mavi olanlar? Bunlar 25, küçükleri var 15 lira. Başka kaplumbağa. Var mı? O baykuşun büyüğü ya da... Bir tek bunlar kaldı şu an. Çocukluk dönemi belki de kekeleyen kişiler için en zor dönemlerden birisi. Lise sona kadar kekemeliğimi hep sakladım. Çünkü gerçekten akran zorbalığına maruz kalıyoruz. Bunu söylerken bile çocuk özüm için çok üzülüyorum ama geçmişe baktığım zaman kendime seslenmek isterdim öncelikle. Korkma derdim. Kekemelik her zaman ve merkezde olmayacak. Sen mükemmel bir çocuksun ve ne yapmak istiyorsan onu yapabilirsin. Agora'dan Kiba'dan Koçtaş'tan geçe. İneceğimiz durakta tam saniyesinde müsait bir yerde diyemediğimiz için bir sonraki durakta inme gibi durumlar olabiliyor. Mesela bir keresinde 8. sınıftaydım. Dolmuşa bindim ve müsait bir yerde bir türlü çıkmadı ağzımdan. Başka birisinin müsait bir yerde demesiyle birlikte inebildim ne yazık ki. Geri dönüş yolunda da bir 40 dakika kadar kendimi böyle kızdığımı hatırlıyorum. Toplumun kekemelik hakkında ne yazık ki çok fazla bilgisi yok. Yürüme engelli birisinden koşmasını beklemiyor toplum. Ama ne yazık ki kekeleyen birisinden akıcı bir şekilde konuşmasını bekliyorlar. Şöyle açalım. Nasıl beğendiniz? Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Çok hoş gözüküyor. Çok fazla bir damgalama, dışlama ve ayrımcılaştırma görüyoruz ne yazık ki. Sesimizin yükseltilmesi gerekiyor. Ve ben de Türkiye'de kekeleyen bireylerin kurduğu ilk dernek olan
Kekemeler Derneği'nin kurucu başkanı oldum. Derneğimizin amacı Türkiye'de kekemelik hakkında bir farkındalık oluşturmak. Sloganımız özgürce kekele. Şimdi hiç kekelemedim söyleyeceğim. Hayır ya. Öyle dersen daha çok kekele. Hayır, zaten o yüzden. Keke Melim'in geçmeyeceğini öğrendim 13. 13 yaşımda ve bunu kabullendim. İsyan falan vardı. Azıcık. Şimdi nasıl? Aman boşver. Türkiye'de yaklaşık olarak 820 bin kadar kekeleyen birey var. Ve bu insanlar gelişmiş ülkelerde kekemeli olan bireylerin yaşadığı haklardan faydalanamıyorlar. Kekemeli olan bireyler sadece kekemeliklerinden dolayı engel raporu alamıyorlar. Bunu ek başka tanılarla ancak eklenirse engelli statüsünde görülüyorlar ve bu nedenden dolayı da hem iş yaşamlarında hem eğitim yaşamlarında zorluklar yaşayabiliyorlar. Kekemeliğin de daha gelişmiş ülkelerde olduğu gibi engel olarak kabul edilmesini istiyoruz. Kekemesin, küçüksün ve mavi önlüğüne sırada oturan bir öğrencisin. Fakat hani hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değildi. Söyleyemezsem, kekelersem, takılırsam, gülerlerse. Bu yüzden de hep çekindim. Hani parmağı kaldırayım mı, kaldırmayayım mı? Sorunun cevabını söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Söyleyebilir miyim? Söyleyebileceğim bir kelime mi? Bu kelimeyi söylüyor muyum? Üf, hani gerçekten üf yani zor. Hafızamdan kekemekle ilgili kötü anıları çoğunu sildim diyebilirim. Rahatsız eden insanların bir şey sorarken sözümü kesmesi veya sözcüğümü tamamlaması. Kendi hissettiğim şu oluyor. Ya benim orada anlattığım bir şey var. Sus ve dinle bence. O sadece. Ben hepsi ortağıtla akşam saatlerinde oradayım. Daha yoğun oluyor çünkü daha heyecanlı oluyor. Sözel oyunlar böyle işte sohbet amaçlı oyunlar. Mesela orada bir insan kekemimle alay ettiği an yöneticiyle arkadaş olduğum için anında oradan hatırladı yani. O yüzden. Bizler kekemelikte genetiğin de çok önemli olduğunu, kekemeliğin nöro gelişimsel bir bozukluk olduğunu biliyoruz. Yani kekemeliğin nedeni kesinlikle korku, kaygı, stres gibi unsurlar değildir. Tişörtlerimiz geldi bu arada. Ya. Evet. Kekemeliğimle barışmam 20 yaşımı buldu. Kekeme Fadime'ye çok kötü davrandım. Çok. Sanki kekeme olmak onun suçuymuş gibi bir davranış sergilemişim. Ve kekeme olan Fadime çaresizce sadece üzülmüş. Bir iş görüşmesi yapmaya gittiğinizde sizin CV'niz çok daha güçlü değilse siz ilk eğlenen insanlardansınız aslında. Böyle bir CV'ye sahip olmasaydım eğer şimdi olduğum yerde olmak herhalde çok mümkün değildi. Geçen bir görüşmeye gittim. CEO'su konuşurken birden okudu ve sonunda üfledi. Başlayalım mı arkadaşlar? Kim arayacak? Ben ararım. Alo. Ben Gazi Emir'deki kiralık daire için aramıştım. Duyarsızlaşma, kişinin kendi kekemeliğine karşı
duyarsız olması demek. Telefonda duyarsızlaşma çalışması yapıyoruz mesela. Satılık, kiralık ilanları ya da iş ilanlarını arıyoruz. Karşı taraf bizi göremediği için o anda bir kelime söylemeye çalıştığımızı fark edemeyebiliyorlar. Suratına telefon kapanan arkadaşlarım da çok oldu. Toplumlarda da daima farklılıklar garip karşılanıyor. Konuşuyor, farklı konuşuyor. Geç söylüyorum, takılıyorum. İki kere de söylüyorum. Bir saniyede söyleyemiyorum, 5 saniyede söylüyorum. Çevrendekiler kelimenin tamamlıyor. Tamam dur, sakin ol. İşte söylersin, işte halledersin. Ben söyleyeyim, şu mu, bu mu, o mu? Neden? Hani tamam dur, ben halledeceğim, söylerim, söyleyebilirim. Sadece bana bir fırsat ver. ...14 günde kekemeliğe son... ...15 günde kekemeliğe son... Bunu bence Türkiye'de olup da görmemiş insan kesinlikle yoktur. Gitmeyen kekeme bulmak da zordur. Onlardan biri de benim. Kekemeliğe son merkezleri Türkiye'de var olan çok büyük bir istismar. 14-15 günde kekemeliği bitirmenin kesinlikle mümkün bir şey olmadığını anlattık. Tedavilerde, terapilerde şeyi görüyoruz. Solunumunu işte dengelemek, işte derin nefesler almak. Sizinle rahat bir şekilde konuşacağım. Bu Fadime mi? Biraz önceki konuştuğunuz Fadime ile bu Fadime birbirine benziyor mu? O ben değilim ki. Değilim. O muyum? Kim ilk anlatmak ister? Ben başlayabilirim. Takıldığımız zaman durduralım bence. Şimdi bizim çekimlerimiz hangi şekilde gidiyor? Biz kendimiz gibi davranıyoruz. Yani doğal, yani doğaçlama. Evet. Söyleyecektim, tam hadi. Burada oynadığımız tabu sadece yine bizler için çok basit bir oyun değil. Kekemeliğimiz aslında aileler içinde tabu olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir kekemenin hiç kekelemeden konuşması ne? Akıcılık. Hayır. Takılmamak. İmkansız yani. İmkansız mı? Çok üzülürüm ve isterim ki... Üzülmek. Şey oldu. Tabu. Konuşuyorum, tüm dünya görsün, kekeliyorum. Ben olduğum için var olmak istiyorum. Bu heyecanımla, bu kimliğimle. Kimliğim bu çünkü. Türkiye'de kekeleyen bireyler de var. İhtiyacımız olan şey karşılıklı olarak empati kurmak ve kendimizi dinletmek aslında. Terazi değil. Altyazı M.K.